Arkadaşlar Unity yüklemesi çok basit. Google'da Unity download yazıyorsunuz. Karşınıza gelen unity3d.com download Unity diyorsunuz. Burada choose your Unity plus download veya download Unity hub diyor. Burada Unity hub'ı download edin. Unity hub yine 104 MB civarında bir büyüklüğü var. Burada sistem gereksinimleri yazıyor. Minimum Windows 7 gerekiyormuş işte bu versiyonlar için. Tabii ki onda da çalışıyor. Linux'ta çalışıyor. Mac'te çalışıyor. DirectX 10'la gerekiyor. Shader model 4 olması gerekiyor. Bu şekilde sistem requirement'ları var. Evet, setup'ımız indi. Bir de direkt Unity Hub Setup bunu çalıştırıyorsunuz. Direkt arkadaşlar değiştirmeden herhangi bir hedef dizini ben direkt kur diyorum. Bilgisayarınıza yüklendi diyor Unity Hub. Şimdi Hub yüklendi. Şimdi esas Unity kurulumu yapılacak. Bu da seçili olsun. Unity Hub programı çalışsın. Onun üzerinden kurulum yapacağız. Erişime izin ver diyorum Unity Hub. Çünkü Hub bir platform arkadaşlar. Şimdi burada ben durduracağım videoyu. Siz kendiniz create account deyip kendi e-mail adresinizi ve şifrenizi verip ücretsiz bir şekilde üye olabiliyorsunuz buna. Ben şimdi videoyu kesiyorum. Siz kendiniz üye olun. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, kurulumu yaptık. Daha doğrusu e-mail çok basit. Buraları göstermedim artık arkadaşlar. Buraları yaparsınız. E-mail adresi ve bir şifre belirleyeceksiniz. O size bir link gönderiyor işte Unity. O linki tıklayıp aktive edeceksiniz. Bu kadar basit. Ben buralara geçiyorum ben. Evet, e-mail adresinizi üye olduktan sonra zaten işte confirmation maili gönderiyor bize. Onu onaylıyoruz. Daha sonra Unity Hub'ı açıyorsunuz. Unity Hub'la burada Unity Editor install etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi esas olan bu arkadaşlar. Buradaki esas olay Unity Editor. Unity Editor yer kaplıyor. İşte 4,76 GB'miş. Bunu bir kurulumunu yapmamız gerekiyor. Burada şimdi bize tavsiye edilen LTS diyor. Bakın. Long Term Support demek bu. Şu andaki en güncel versiyonu bize tavsiye ediyor. Biz de zaten bunu kuracağız. Yani eski versiyonu kurmanın bir alemi yok. Birincisi. İkincisi de işte LTS Long Term Support olanları kurun zaten. Bu da LTS olduğu için bunu kurmakta herhangi bir sakınca yok. Bunu kurabiliriz. Install Unity Editor diyorum. Bakın. Farklı bir versiyonu da kurabilirsiniz. O skip edip ama gerek yok. Şu an kurulum yapıyoruz. Direkt bize söylüyor zaten. Hani işimizi kolaylaştırıyor. Lisans olayına burada bir farklı lisanslar var arkadaşlar. Sizin bakın burada plana basarsanız farklı lisanslar çıkar. Siz kendinize uygun olan lisansı seçip ücretli lisansı da var, ücretsiz de var. Ben eğitim amaçlı kullandığım için kendime göre bir seçim yapıp burada tıklıyorum şunu. Daha sonra yükleme başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, installation complete. Editörümüz, WebGL Build Support, Documentation, bunların hepsi install edilmiş durumda. Bunu çarpıdan kapatabiliriz artık. Şöyle kapatalım. Şimdi bizim installlarımız arkadaşlar, şu anda install edilen programlarımız şimdi gözüküyor. Zaten şu anda 2022 3. Şu versiyonu indirmiş oluyoruz. LTS de Long Term Support demek. Burada Official Releases, Pre-releases gibi şeyler de görebiliyorsunuz. Yani bu bizim zaten official release. Yani bu official release indirdik. Zaten bize önerdi bu. Biz kendimiz de seçebilirdik ama bize önerdiğini kabul ettik. Çünkü LTS vardı burada. Long Term Support. Buradan proje oluşturduğumuz zaman projelerimizi burada göreceğiz. Önümüzdeki videolarda bunlara bakacağız. Hemen bir New Project deyip bir bakalım isterseniz. Görelim. New Project tıklıyorsunuz. Unity Hub'ın üzerinden. Burada arkadaşlar Learning Template'ler karşınıza çıkıyor. İşte Karting Microvane, FPS Microvane gibi. Burada siz yapmanız gereken
Hangi tarz bir uygulama ya da oyun diyelim, simülasyon da diyebiliriz. Geliştireceksiniz, onu seçmeniz. 2D, 3D yani 2 boyutlu mu, 3 boyutlu mu? Bunlardan öncelikle seçmeniz gerekiyor. İlk başlarda öğrenme aşamasında. Tabii ki şu andaki dersimiz arkadaşlar 3D'ye yönelik, videolarımız daha doğrusu 3D'ye yönelik arkadaşlar. O yüzden biz direkt 3 boyutluyla başlayacağız. 3 boyutlu stüdyoyu nasıl kullanacağımızı, editörü nasıl kullanacağımızı tanıyacağız. Onun için de basit böyle nesneler koyup o nesneleri bir oyun yapar gibi hareket ettireceğiz. İşte nasıl hareket ettireceğimizi göreceğiz. Bunları C# koduyla nasıl entegre edebileceğimizi göreceğiz. Tamam mı? C#'da bu arada bunları başlamak için öncelikle C# bilmeniz gerekiyor. Eğer izlemediyseniz bu videolardan önce C# derslerini bir an önce izleyin. Kanalımızdaki C# derslerini izlemenizi tavsiye ediyorum. Dolayısıyla 3D seçiyorum ben burada. Eğitim amacıyla ilk 3D projesi yapacağız. O yüzden 3D'yi seçip burada Create Project diyorum. Ama farklı projeler olduğunda gördüğünüz orada Virtual Reality projeleri var mesela. Onlardan da yapılabiliyor. Ama yeni başlıyorsunuz. İlk olarak 2 boyutlu ya da 3 boyutlu projelerle başlamanız tavsiye ediliyor. Şimdi burada projeyi açıyor. Yeni bir proje oluşturuyor bizim için. Buna erişime izin ver diyelim. Evet arkadaşlar. Projemiz açıldı. Unity kurulumunu doğru bir şekilde yapmış olduğumuzu bu şekilde görüyoruz. Yani bunu açıldıysa artık Unity'yi kurmuşsunuzdur demektir. Sonraki derslerde devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun tanıtımını yapacağım size biraz. Merak etmeyin. Bir anda böyle tek tek hepsini tanıtmaya çalışmayacağım size. Öncelikle en çok kullanılanlar, en sık kullanılan birkaç tanesinden bahsedip direkt işin içine dalacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.